Mustafa Kemal Atatürk ve Çocuk Mustafa Kemal Atatürk, Selanik'te pembe boyalı bir evde dünyaya geldi. Küçükken uslu bir çocuktu. Sütünü içer, erken yatar, güzel güzel uyurdu. Her zaman tertemiz giyinirdi. Oyun oynarken bile kıyafetlerini kirletmemeye çalışırdı. Arkadaşlarıyla hiç kavga etmezdi. Komşular onu çok severdi. Kendi çocukların hep ona örnek gösterirlerdi. Siz de Mustafa Kemal gibi olun derlerdi. Büyüdü. Atatürk oldu. Kendisinin de çocuk olduğu günleri hiç unutmadı. Bugünün küçükleri yarının büyükleri diyordu. Çocuklar büyüyecekler. Ülkemizi onlar yönetecekler diyordu. Çocukları o kadar severdi ki sevdiği insanlar hep çocuk derdi. Kimseye Nuri, Salih, Latife diye ismiyle seslenmezdi. Anne baba yaşında bile olsalar hepsini çocuk diye çağırırdı. Çocuklara hiçbir zaman "Sen çocuksun, sus." demezdi. "Sen çocuksun, lafa karışma." demezdi. Çocukların karşısına oturur, onları dikkatle dinlerdi. "Aklınıza gelen her şeyi söyleyin. Büyüklerinizle konuşmaktan hiç çekinmeyin. Ama sakın kimseye yalan söylemeyin." diyordu. "Yalan söylemek çok kötü bir şeydir." diye tembihliyordu. Çocuklarla arkadaş olurdu. Birlikte top oynardı. Onları omzunda gezdirirdi. Onlarla denizde yüzerdi. Vapuruna çocuklar için salıncak kurmuştu. Bazen kendisi de sallanırdı. Çocuk olmak ne güzel diyordu. Plajda güneşlendiği bir gün oyuncak fincanlarıyla oynayan kız çocukları gördü. Kumdan pastalar yapmışlardı. "Sen de bizimle oynar mısın?" diye sordular. "Ben büyüğüm oynamam." demedi. "Beni oyununuza çağırdığınız için teşekkür ederim." dedi. Yanlarına oturdu. Onlarla birlikte çay içiyormuş. Kumdan pasta yiyormuş gibi yaptı. Oh çok güzel olmuş. Elinize sağlık dedi. Kızlar çok mutlu oldu. Annesi ve babası olmayan çocukları kendi çocukları gibi korudu. Yoksul çocukları kendi çocukları gibi büyüttü. Onları en güzel okullara gönderdi. Pilot, mühendis, öğretmen büyüyünce ne olmak istiyorlarsa onu olmalarını sağladı. Bir gün kırlarda gezerken küçük bir çocukla karşılaştı. Çocuk çobanlık yapıyordu. Koyunları otlatıyordu. Ailesi yoksul olduğu için onu okula gönderemiyorlardı. Bu yüzden okuma yazma bilmiyordu. Elbiseleri çok eskiydi. Ayakkabıları yırtıktı. Mustafa Kemal ona ismini sordu. Çoban çocuğun ismi de kendi ismi gibi Mustafa'ydı. Seninle adaşız dedi. Kendisine yeni ayakkabı alması için harçlık vermek istedi. Çocuk kabul etmedi. Mustafa Kemal neden kabul etmiyorsun diye sordu. Çocuk cebinden bir avuç ceviz çıkardı. Bunları alırsan ben de haçlığı alırım dedi. Karşılıksız para almak istemiyordu. Mustafa Kemal çoban çocuğun davranışını çok beğendi. Aferin dedi. Okula gitmek ister misin diye sordu. Çoban Mustafa'nın mutluluktan gözleri parladı. Çok isterim dedi. En güzel ayakkabılar, en güzel elbiseler alındı. En güzel okullara gönderildi. Çoban Mustafa büyüdü, subay oldu. Mustafa Kemal Atatürk kendisine mektup yazıp merak ettiklerini soran çocuklara mektupla yanıt veriyordu. Fotoğrafını gönderiyordu. Göremeyen, konuşamayan, duyamayan engelli çocuklar için de okul açtı. Onların da gören, konuşan, duyan çocuklar gibi okuma yazma öğrenmelerini sağladı. Mustafa Kemal Atatürk çocukların hep çok mutlu olmaları için çalıştı. Dünyada ilk defa Mustafa Kemal Atatürk çocuklara bayram armağan etti. 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı yaptı. Her yıl 23 Nisan günü çocukların günü oldu.